Kanal güzelmiş. Ben bazı otelde kalıyorum, bazı dışarıda kalıyorum. Günde ortalama 40-50 kişi bana yardım ediyor. Günde ortalama 100-150 kazanıyorum. Bazı günler 250 de kazandım oluyor. O zaman otelde kalıyor. Ekmeğimiz çıkıyor. Çıkıyor, yalan. Sakat olduğuma dair rapor, raporum da var. %35 bana yardım etmiyor. Yani yetmedi, yetti. %40'ı geçecek. Benim adım Ahmet. Yaşım 12. Kaç senedir? 5 senedir bu insanlarda yardım istiyorum. Haftanın 6 günü sokaklara çıkıyorum, çalışıyorum yani. Benim sevdiğim Ataköy'de çünkü buradaki insanlar daha çok yardım ediyorlar. Ben de bu işi burada yapıyorum. Bir de arkadaşlarım var buralarda. İkide geliyorum. İlk önce kıyafetlerimi giyiyorum. Saat 2:30 oluyor, geliyorum buraya. 10-11 arası gidiyorum evime. Aynen. Aşağı. Günde 60-70 civarı kişiler yardım ediyor bana. Sadece ne zaman iş var biliyor musun abla? Sadece yaz. O kadar. Yazın günde 250 lira kazanıyoruz. Kışında en az 150 lira kazanıyoruz. Yavaş. Otelde yaşıyoruz. Gün 2 saat kalıyoruz. Ya bu da çok garip geliyor bana. Burada konuşacak çok şey var da. Hani hakikaten muhtaç olursun, ihtiyacın olur ve elinden bir iş gelmez. Olabiliyor bu fiziksel olarak. O zaman yaparsın ama hakikaten çalışmaya erinip bunu böyle iş olarak yapanlar var. Hani sağlığı yerinde ve bakın işte gördüğünüz fiyatları. Adam İTÜ'den, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. 6000 lira para kazanıyorum diye anlatıyor bunu, bir marif etmiş gibi. Belki 25 yıl hayatını sadece okulla geçmiş. Böyle ilkokuldan yüksek lisansa baktığında 25 yıl ediyor. Şimdi bu diyor ki mesela ben aylık 7,5 kazanıyorum. Günlük 250 kazanıyorum ben diyor. Ve gencecik çocuk yani. E bunu iş olarak görmüş, ona da inanmış. Tabii yani. İş olarak görmüş mesela. Bu adam şimdi hiç hani çalışmak nedir, emek vermek nedir, kişisel gelişim nedir uğraşmaz, bilemez yani. Tabii imkanlarla, şansla da alakası var bunun için. Doğacağımız yere de sektöre hoş geldin. Ben de veririm mesela. İhtiyacı olan ama ben bulurum. Bilirim mesela o ablayı, o dayıyı, amcayı. O ihtiyacı için kullanacaktır onu. Bir de böyle sokaklarda ne yazık ki işte anaların babaların gönderdiği zoraki çalıştırılan dilenci çocuklar var yani. Bilal hoş geldin. Saat. Günde 50 tane 70 tane yardım yapıyor. Her gün 100 lira para topluyor. Ben Hüseyin'im. 15 yaşındayım. 3 sınıfa gidiyorum. Eve ben bakıyorum. 5 kardeşim var. Babam yok, annem var. Sabah 10'da geliyorum, akşam 6'da gidiyorum eve. 5 yıldır insanlardan yardım istiyorum ben. Yaşlı mesela, fukara yani yaşlı amca, teyze. Dilencilik yapıyor. Ben hiç yapmam. Ya iyi bir şey değil. Millet yanlış anlıyor. Bu daha iyi. Peçete satıyorum ama kimsenin lafını almamak için. 20 tanesini 4 lira 30 lira 30 kuruşa alıyorum peçeteyi. 1-2 saatte 30-40 lira kazanabiliyorum. Şükür olsun. Kötü bir şey yapmayı yok yani, tecavüz mecavüz yok. Başka yerde oluyor. Daha bunların cezasını veriyor devlet. Eyvallah, iyiymiş o da.